tarafından hazırlanmış. Hocam uygunsanız hemen başlayabiliriz. Evet, öncelikle merhabalar. Kısaca kendimi takdim etmek isterim. Ben Yunus Erdem. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde Sayın Doçent Doktor Filiz Çoban Orhan Hocam danışmanlığında yüksek lisans yapmaktayım. Aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarih Alanı Başkanlığı'nda görev yapıyorum. Siz saygıdeğer hocalarımı, değerli katılımcıları, şahsım, görev yapmış olduğum kurumum ve eğitim almış olduğum üniversitem adına saygıyla selamlıyorum. Öncelikle ekranımı paylaşmak için kısa bir müsaade istiyorum sizden. Evet, şu an sesim geliyor mu acaba? Ses de geliyor, görüntü de var şu anda, herhangi bir sıkıntı yok. Buyurun. Evet, öncelikle bildirimizin, sunumumuzun konusu Cumhuriyetimizin, göz bebeğimiz olan Cumhuriyetimizin 100. yılında kamu diplomasisinde kültürel mirasın yeri nedir? Bu kültürel miras alanları içerisinde Çanakkale Savaşları, Gelibolu Tarihi alanının önemi nedir? Bir kamu diplomasi alanı olarak değerlendirebilir miyiz? Danışman hocamızla bunu üzerinde çalışmak istedik. Çalışmamızı da hemen hemen nihayete erdirdik. Tabii ki sizlerin de bahsettiği üzere keşke imkan olsa saatlerce anlatabilsek ancak vakit kısıtlı olduğu için bazı yerleri hızlıca geçmek durumunda kalacağım. Çalışmamızın amacı Türkiye Cumhuriyetimizin az önce belirtmiş olduğum gibi 100. yılında dış politikada, Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasında bir yumuşak güç unsur olarak kültürel miras alanlarının, daha doğrusu ben buradaki Gelibolu tarihi alanına kültürel miras ve aynı zamanda tarihi bir miras olarak nitelendirme yapmak istiyorum. Bunun önemini ve yerini araştırmak, kamu diplomasisi uygulamaları bağlamında dış politikada nasıl bir imaj çiziyoruz, bunları sorgulamak ve böylelikle burada yer alan aslında uluslararası statü demeyelim de uluslararası bir öneme sahip olan Gelibolu tarihi alanında bulunan kültürel varlıkları, tarihi varlıkları ve burada yapılan tören ve etkinliklerin uluslararası ilişkiler tarafında nasıl bir katkı sağlayacağını aktarmak istiyoruz. Tabii şöyle, Gelibolu tarihi alanında çalışmalar ağırlıklı olarak literatürü ilk danışman hocamızla incelediğimizde tarih, inkılap tarihi, harp tarihi gibi konularda çok fazla Türkiye'de çalışıldığını ancak uluslararası ilişkiler anlamında herhangi bir detaylı bir çalışmanın olmadığını ve bizim de bu alanda bir çalışma yaparsak literatüre bir katkı sağlayacağımızı düşünerek çalışmamızı başlattık. Tabii burada araştırmamızın, çalışmamızın kavramsal ve teorik çerçevesinde bağlantı yapmamız gerekirse öncelikle tabii klasik diplomasi anlamında, geleneksel diplomasi yani anlamında barışçıl yollarla, müzakere yöntemiyle çözülmesi olarak tanımlıyoruz ancak tarihi çok eskiye dayanmakta. Tabii burada aslında Vestfalya Antlaşması'na kadar giden bir süreç. Kaldı ki diplomasi insanlık tarihi kadar eski olmakla birlikte bilinen Mısırlar ve Hititler döneminden beri yazılı olarak kayıtlarda bulunan bir veri. Tabii diplomasi dış politikayla eş anlamlı olmamakla birlikte aslında dış politikanın ana araçlarından biri. Kamu diplomasisinin araçlarından biri olarak alt başlığı olarak nitelendirebiliriz. Burada tabii 150'den fazla bir kamu diplomasi tanımı karşımıza çıkıyor. Tabii ki her disiplinin, her kamu diplomasi dalının kendine göre bir tanımlaması var. Örnek veriyorum. Dijital diplomasi kendine göre tanımlıyor, gastronomi kendine göre tanımlıyor. Son dönemde popüler olan Twitter diplomasisi, ki diplomasi olarak nitelendirilmeye başlandı. Hepsinin kendi alt tanımlarında 150'den fazla tanımı. Ancak ana olarak özellikle Joseph Nye and Hans Tak tarafından ana tanımlamalara baktığımız zaman aslında kamuoylarının desteğini sağlamak, hükümetlerin, devletlerin ekonomik ve kültürel araçlarla ve kendi cezbedici
başka milletler veya başka kamuoylar tarafından cazibe olan güçlerini kamu diplomasi alanında yumuşak güç olarak tanımladığını görüyoruz. Doğal olarak biz de bu çalışmamızda daha dar bir alanda Gelibolu tarihi alanındaki kültürel mirasın Türk dış politikasında, diplomasi çalışmalarında ve kamu diplomasisi alanında bir yumuşak güç unsuru olarak yer alabilir mi? Bunu çalıştık, araştırmamızı gerçekleştirdik. Tabii kamu diplomasisinde kültürel mirasın yerine baktığımız zaman UNESCO'nun tanımlarında kültürel mirası şu şekilde tanımlamaktadır. Kısaca anıtlar, yapı toplulukları ve sitler olarak tanımlarını görüyoruz. Gelibolu tarihi alanında ya 20'den fazla devletin hatırasının, mirasının, buradaki anıtının olduğunu da düşündüğümüz zaman burayı bir kültürel miras, hatta tarihi miras alanı olarak da tanımlayabiliyoruz. Tabii bu araştırmaların kapsamında literatüre dediğim gibi hitap etmesi açısından kültür bilimi, kültür araştırmaları, diplomasi araştırmaları gibi bir disiplin oluşturma çabalarına da girilmiş. Ancak az önce bahsetmiş olduğum üzere taradığımız literatür kaynaklarında birkaç kaynağın dışında buranın söz konusu çalışmalarda yer almadığını görüyoruz. Tabii kültürel miras dış politika, diplomasinin yanı sıra da turizm anlamında da önemli bir değer. Çünkü ekonomiye katkısı olarak turizmin bir aracı konumunda değerlendiriyor. Standart bir deyiş olarak turizm kültürsüz, kültür turizmsiz olmaz mantığıyla buranın ekonomide de etkin bir rol olduğunu görüyoruz. O nedenle çalışmamızın da uluslararası ilişkiler literatüründe kültürel miras çalışmaları kapsamında araştırmacılara bu konuda destek olacağını, katkı sunacağını değerlendiriyoruz. Tabii araştırmamızın metodolojisini şu şekilde belirledik. Bahsetmiş olduğum gibi çok geniş bir yelpazede olduğundan dolayı bir kısıtlama getirmek anlamıyla özellikle 2023 yılında yapılan tarihi alanda yapılan uluslararası statüdeki resmi törenleri ve bunun yanı sıra yapılan anma etkinliklerini planlama aşamasından dahil olmak üzere tüm törenlerin başlangıcından sonucuna kadar bir katılımcı olarak gözlem yapma tekniğiyle katılım sağladık. Ayrıca gerek törenlere gelen yabancı misyon temsilcileriyle, törenler zamanı dışarıda bu alanı ziyaret eden yabancı vatandaşlarla, ayrıca UNESCO gibi, yurt dışındaki Gelibolu Derneği gibi veya UNESCO'nun Türkiye Milli Birlik Komitesi ve Stephen Chambers gibi yazar ve akademisyenlerle de görüşmemizi, mülakatlarımızı yaparak açık uçlu olmak şekliyle anket mantığında değil, burada dış politikada aslında bizim Türkiye'den değil de Türkiye'ye dışarıdan baktığında nasıl bir imaj çizdiğimizi sorguladık. Sonuç kapsamında 13 farklı ülkeden yaklaşık 30 yabancı ülke vatandaşıyla görüşme gerçekleştirdik. Bu görüşmelerimizi, röportajlarımızı 5 farklı kategoride oluşturduk. Bunlar belirtmiş olduğum gibi öncelikle Türkiye Cumhuriyeti'nin kamu kurumlarının yetkilileriyle akabinde yabancı ülke vatandaşlarıyla, yabancı misyon temsilcileriyle, burayı ziyaret eden ve törenlere gelen katılımcılarla görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Gelibolu tarihi alan mirası aslında ana odak noktamız, buradan bahsetmemiz gerekirse öncelikle tabi buranın statüsü 1970'lerde milli park olarak tanımlanıyor. Milli Park Müdürlüğü olarak kuruluyor. Daha çok korumacı bir yaklaşımla tabii ki dönemin hem ekonomik imkanları hem de uluslararası sistemdeki ve Türkiye'nin geçirdiği buhran dönemlerinde işin içine katarsak sadece koruma işgüdüsüyle yönetilmiş. Tanıtım, pazarlama, diplomasi ya da uluslararası ilişkiler anlamında çok fazla bir çalışmaya ya da buradaki faaliyetlerin olmadığını görüyoruz. Ancak şunu çok açık yüreklikle belirtebiliyoruz ki burası iddia ediyoruz. Daha doğrusu dünyanın en iyi korunan savaş alanlarından biri statüsünde veya en iyi korunan statüde aday kısmında. Tabii 2014 yılına geldiğimizde
meclisimizin de vermiş olduğu bir kanun önergesiyle buranın bir tarihi alan statüsüne geçmesi gerektiğini belirterek koordinatları belirleniyor ve savaşın geçtiği, muharebe alanlarının geçtiği karşı taraftaki daha doğrusu Avrupa yakasındaki Gelibolu Yarımadası dediğimiz kısımda yani Eceabat merkezi bir sınır belirleniyor ve burası tarihi alan statüsü olarak tanımlanıp Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı bir kuruluş olarak burada teşkilatlama gidiyor. Peki ne var bu Gelibolu tarihi alanı kültürel mirasının içerisinde? Öncelikle bir yaşayan alan olduğunu söyleyebiliyoruz. 33.500 hektar bir alan içerisinde ve 100 kilometre kadar bir kıyı şeridine hakim. Belirtmiş olduğum gibi yaşayan bir alan, bir tarih alan sınırları içerisinde 8 adet köy, ilçe merkezde olmak üzere 2 mahalle, son nüfus sayımlarına göre yaklaşık olarak 9.000 nüfusu bulunuyor. Yeni bulunan şehitliklerle beraber 57 adet Türk şehitliğimiz ve anıtımız bulunuyor. Bunun dışında yine son dönemde yapılan anıtlarla birlikte 39 adet de yabancı anıt ve mezarlığın burada bulunduğunu söyleyebiliriz. Tabii bu alanın önemi sadece Türkiye Cumhuriyeti, milli birlik ve beraberlik, manevi duygularımızdan öte aslında bunun uluslararası bir öneminin olduğunu hepimiz biliyoruz. Ve özellikle Çanakkale Savaşı'ndan sonra bazı milletlerde, özellikle Avustralya, Yeni Zelanda, Hindistan, İrlanda gibi ülkelerde bir ulus kimlik bilincinin ortaya çıktığını hem dış, daha doğrusu yabancı yazarların kaynaklarından görüyoruz. Hem de buradaki hatıratlarda okuduklarımızdan buna ulaşabiliyoruz. Sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atılmasına giden bir ön söz olmaktan ziyade başka ülkelerinde ulus kimlik bilincinde yani o dönemki Avustralya, Yeni Zelanda, İrlanda gibi Birleşik Krallık çatısı altında olan milletlerde artık Avustralyalı, Yeni Zelandalı gibi kendi kimliklerini de dillendirmeye başladıklarını görüyoruz. Bahsetmiş olduğum üzere burada 1970'li yıllarda bir milli park kuruluyor ama koruma içgüdüsüyle mevcutu koruma yönünde bir politika ve çalışma sergiliyor. Tabii dönem dönem Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile İstanbul Teknik Üniversitesi ile yapılan çalışmalar, sempozyumlar, çalıştaylar gibi uzun devreli gelişim planları neticesinde alan yönetim planları, imar planları hazırlanıyor ancak belirtmiş olduğum gibi hayata geçirilemiyor ancak 2014 yılında UNESCO'ya başvurusundan sonra UNESCO'nun geçici miras listesine kaydedildiğini görüyoruz bu alanın. Halen de UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer almakta. Tabii bunu gerek bilim kurumlarımızda, gerek danışma kurullarımızda yapmış olduğumuz istişarelerde biz UNESCO'ya dahil olmalı mıyız, olmamalıyız? Bunu tabii ki bilim dünyası ve akademi dünyasıyla netleştirme çalışmaları devam ediyor. Bahsetmiş olduğum gibi konumuz çok uzun. Bazı yerleri hızlıca geçeceğim. Burada yabancı anıt ve mezarlıklar. Aslında Türk şehitliklerimiz de çok fazla ama diplomasiye konu olan özellikle yabancı menşeli. Hocam bölüyorum ama 2-3 dakika içinde toparlayabilirsek çok. Hızlanıyorum hemen hocam. Hızlanıyorum hocam. Tabii Avustralyalılara ve Yeni Zelandalıların özellikle Lozan sürecinden beri ısrarla buranın Anzak Koyu olarak isimlendirilmesi çalışmaları ta ki 1985 yılında sonuçlanıyor ve buraya Anzak Koyu adı veriliyor. Bunu tabii mütakabiliyet esası gereği Avustralya ve Yeni Zelanda'da da bazı cadde ve sokaklara da Türkiye'nin istemiş olduğu isimler verilmekte. Tabii 1923'ten sonra yani Lozan'dan sonra buradaki çalışmalar daha da hızlanıyor. Bir asparagas bir haber uydurulup Türklerin buradaki yabancı anıtları yıktığını gibi bir söylemler, algı ve propagandalar yapıldıktan sonra o dönem tabii ki bir dahi bir diplomasi adamı olan kendisini de bu vesileyle saygıyla anıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk 1934 yılında Anzak annelerine hitaben bir mektup kaleme alıyor. Ancak gelin görün ki önce bir ince nüans görüyoruz ki burada kendisi kaleme almasına rağmen Dışişleri Bakanı aracılığıyla değil de İçişleri Bakanı aracılığıyla bunu okutuyor. Tabi buradaki hem dış politikadaki
dehasını hem de iç işlerine karıştırmaması gerektiği bir mesajını alıyoruz. Çok da vaktinizi almadan hızlanıyorum. Burada Avustralyalıların hem anma törenlerini yaptığı hem de mezarlıklarını topladığı Lompai mezarlığı ve anıtımız bulunmakta. Yeni Zelanda'ya ait Atatürk'ün de Atatürk Zafer Hattımızda bulunduğu Jonkbayırı Koca Çimen Tepesi'nde Yeni Zelanda ulusal anıtımız bulunuyor ki burada da bazı ulusal haberlere de düştü. Lozan'da alınan kararlar gereği yabancı hiçbir anıtın Türk anıtından yüksek olmaması gerektiği kuralına aykırı olduğu, ancak buradaki kod farkından dolayı böyle bir algı yaratıldı. Bakış açısına göre Yeni Zelanda anıtının yüksek olduğu görülmekte. Sept-Gulbahir'de Fransız askeri mezarlığı ve anıtı var. Tabii ki burada o dönemin sömürge ülkeleri olan Fas, Cezayir, artı Hindistan'dan gelen ama Müslüman olan kişilerin de mezarlarını burada görüyoruz. Burada haç şeklinde olmayıp sadece bir dik metal şeklinde olan mezarların Müslüman mezarı olduğunu söyleyebiliriz. Yine İngiliz Milletler Topluluğu ve İrlanda'nın Kay Palace anıtı dediği anıtımız yine Gelibolu Yarımadası'nın uç noktasında konumlandırılmış durumda. Burada son dönemde burada anıt yapma ve tören yapma arzularının arttığını da görüyoruz. Özellikle Kanada, Azerbaycan, Bosna Hersek, Macaristan son 2 yılda burada anıt yaptılar. Tabii ki az önce belirttiğim gibi Dışişleri Bakanlığımızın koordinasyonunda ve alınan görüşler artı Kültür Varlıkları ve Koruma Komisyonumuzun da uygun görüşleriyle bizim de onların bulunduğu yerde anıt yapma şartıyla karşılıklı anıtlar yapılıyor. Son dönem yapılan anıtlar Kanada'nın Newfoundland Labrador eyaletine ait geyik heykeli figürlü bir garibo anıtı, Avusturya-Macaristan Osmanlı Savaşı'nda, Osmanlı yanında savaşta destek olduğu için buradaki topçuların anısına dikilmiş bir anıt. Yine iki devlet tek millet mantığıyla Azerbaycan anıtı yine Şehitler Abidesi'ne en yakın noktada konuşlandırıldı. Bosna Hersek anıtımız özellikle Boşnakların ve derneklerin çabalarıyla burada konuşlandırıldı. Hızlıca geçiyorum. Burada bahsetmiş olduğum gibi 39 tane yabancı anıt ve mezarlık bulunmakta. Bunlardan 31 tanesinin bakımı tüm işlemleri. CVGC dediğimiz İngiliz milletine bağlı, devletine bağlı komisyon tarafından yürütülmekte. Fransızlar sadece kendi anıtlarının bakım ve korumasını üstlenmekteler. Hızlıca alan araştırmasını anlatıp toparlıyorum. Bahsetmiş olduğum gibi törenlere gözlemci statüsüyle katılıp yabancılarla birlikte yapmış olduğumuz mülakatlarda almış olduğumuz sonuç şöyle ki öncelikle bu törenlerin çok başka uluslararası da ciddi alındığı için aylar öncesinden hazırlıkların, koordinasyon toplantılarının başlandığı ve burada ulaşım güvenlik tedbirlerinin en üst noktada alındığını görüyoruz. Nitekim yabancı misyon temsilcilerle yapmış olduğumuz görüşmelerde de alan başkanlığı nezdinde tüm kamu kurum kuruluşlarına müteşekkir olduklarını, bunları da törenlerden sonra yapmış oldukları teşekkür resepsiyonlarında ifade ediyorlar. Tabii burada yabancı anıt ve mezarlıklarda yapılan törenler çok önemli. Buradaki söylemler çok önemli. Buradaki söylemlerden de anlıyoruz ki burası gerçekten hem ikili ilişkilerde, ikili diplomatik ilişkilerde, hem çok taraflı diplomatik ilişkilerde, hem de kamu diplomasi anlamında özel bir alan, uluslararası öneme sahip bir alan olduğunu sonucuna varabiliyoruz. Hemen hızlıca son cümlelerimi toparlıyorum. Bahsetmiş olduğum gibi çok fazla görüşme yaptığımız için verimiz çok fazla. Ancak sonuç olarak şunu söyleyebiliyoruz ki buradaki özellikle yapılan görüşmelerde barış söylemlerinin öne çıktığını, buranın bir kamu diplomasi alanı ve her millet için önemli olduğunu ve burada yapılan anma törenlerinin hem geçmişte yaşanan acıların, anların hatırlanması ve bundan da ders alarak barış mesajlarının yayılması ve yeni nesil, yani genç nesili eskiyi hatırlatarak yeni nesil arasında barış ve hoşgörünün, savaşın kötü kazanımlarının, olumsuz etkilerinin olmaması gerektiğini söyleyebiliriz. Ben dinlediğiniz için, vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ve son olarak Ceren Uçan hocamız tarafından